Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son bölümdeyiz. Önce ekonomi editörümüz Mehmet Filioğlu ile başlıyoruz. Ve ona bir top uzatalım. Atlas Global de iflas etmiş galiba değil mi? Bir şeye Kongarto da ilan etmişti. Şimdi galiba iflas etmiş. Uçuşları bir 20 gün kadar uçuşları durdurmuştu. Sonra tekrar başlatmıştı. Atlas Global aslında herhangi bir şirket değil. O yüzden aslında biraz vurgulamak lazım. Turizm Bakanı'nın, Türkiye'nin Turizm Bakanı'nın ikiz kardeşinin şirketi. Hatta 2011'e kadar ortaklardı o şirkette. ETS Tur ve Atlas Global tek çatı altındaydı. 2011'de iki kardeş yollarını ayırdılar. ETS Tur şu anki Turizm Bakanı'nda kaldı. Atlas Global Mehmet Ersoy'da kaldı. Bundan sonra Mehmet Ersoy'un sahibi olduğu iş Atlas Global'de iflas etmiş gibi duruyor. Dün en azından gelen bilgiler bu yönde. Son uçuşlarını yaptı şirket. Çalışanlara toplanıp artık faaliyetleri durdurduğu söylenmiş. Resmi bir iflas başvurusu benim gördüğüm kadarıyla yok. Sadece faaliyetlerini durdurma şeklinde bir kapanma söz konusu. Bir yandan Turizm Bakanı her yani ikiz kardeşi Atlas Global'in ikiz kardeşi her seferinde çıkıp Türkiye turizmi çok iyi gidiyor. Türkiye'de özellikle yabancı akımı çok iyi bir durumda. Türkiye'nin havayolu da çok iyi bir durumda derken ikiz kardeşinin şirketinin faaliyetlerine son vermesi tabii ironik bir durum. Bunu takip edeceğiz tabii. Atlas Global'in kendi kötü uygulamaları, kötü tercihlerinden dolayı da başına bu yaşananlar gelmiş olabilir. Onu bilmiyoruz. Türkiye'nin genel durumuyla alakalı da olabilir. Ancak özellikle o 20 gün kadar faaliyetlerini durdurduğu dönemde yaptıkları açıklama, yani Mehmet Ersoy yaptığı açıklama şuydu. Biz 2015-2016 dönemlerinde özellikle Rus uçağının düşürülmesi, daha sonra Türkiye'deki bombalı saldırılar gibi dönemlerde çok büyük zararlar ettik. Daha sonraki performansımız o zararları telafi edemedi şeklindeydi. Yani aslında sadece kendi durumuna değil, yani Türkiye'nin durumuna da gönderme yaparak faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şimdi bakacağız. Yeni açıklamalar ne yönde olacak? Onlara da bakacağız. Ama gerçekten oldukça dikkat çekici bir şirket haberi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bir diğer şirket haberi ise aslında çok daha önemli. Bugün Hürriyet gazetesinde yer alan bir haber var. İş Bankası hisselerine el konulmasıyla alakalı. İş Bankası... %28 değil mi İş Bankası'nın CHP hisseleri? Evet. CHP hisseleri %28 ama mesela temettü alabilen, kar payı alabilen hisseler değil. Sadece yönetim kuruluna iki kişi atıyor CHP ve o iki kişinin aldığı maaş dışında da hiçbir şekilde CHP'nin bir parası, bir herhangi bir kazancı, bir ticari faaliyeti yok. AKP İş Bankası'nın o hisselerine el koyarak aslında İş Bankası yönetimine el koymak istiyor aslında ve İş Bankası yönetimini daha kendi istekleri doğrultusunda yönetmek istiyor. Bu ne olabilir? İşte kendine yakın şirketlere kredi vermek ya da işte havuz medyasına daha çok reklam vermek gibi seçenekler tabii ki konuşuluyor piyasalarda. Ki Şişecam gibi, Paşabahçe gibi, yani o aynı grup içerisinde zaten Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden bir tanesi de İş Bankası'nın iştiraki, onu da hatırlatalım. Böyle büyük bir yapının hazineye devredilmesi gerçekten oldukça tartışma konusu olacaktır. Hala durdu. Erdoğan bu konuda açıklama yaptığı zaman ilk açıklamasında bir günde %6 değer kaybetti ki o, yani bir bankanın böyle kocaman bir parçasının gitmesi bir günde değer kaybetti. Bu şimdi yeniden aynı şeyler olabilir. Bugün de muhtemelen benzer bir durum olacak. Şişecam bundan bir 3 hafta önce yanlış hatırlamıyorsam Şişecam'ın 6 tane şirketi var içinde. İşte soda camı üreten şirketin ayrı bir şirketti. İşte Paşabahçe ayrı bir şirketti. Onların hepsini tek bir şirket altında toplama gibi bir adım atmıştı. Bu adımın aslında o dönemde İş Bankası hisselerine ek koymaya karşılık bir hazırlık olduğu söylenmişti. O birleşmenin anlaşma metninde şöyle bir ifade söz konusuydu. Şişecam'ın o şirketler hissesi %51'in altına, pardon, İş Bankası'nın Paşabahçe Şişecam'daki hisseleri %51'in altına inmeyecek diye bir şartname vardı. Bu aslında şunu da işaret ediyor. İş Bankası'na el koyulduktan sonra acaba Paşabahçe'nin Şişecam'ı satılıp bir hazine kaynak elde etme gibi bir amaç mı var? Ve Şişecam yönetimi bunun önlem olarak böyle bir adım mı attı diye şimdi soru işaretleri de var. Gerçekten oldukça tartışmalı bir konu. Daha da çok tartışacağız. 17 Şubat'ta gündeme gelecekmiş bu İş Bankası hisselerine el koyulması. Bunun mülkiyet hakkında siyasi tartışmalara kadar oldukça tartışma konusu olacak. Yıllardır konuşuyoruz. Oldukça yanlış bir adım olduğunda pek çok kişi söylüyor diyelim. Onun dışına baktığımızda sanayi üretim rakamları var bugün. Az önce açıklandı muhtemelen ama TÜİK'in internet sitesi sanırım çalışmıyor. Şu an göremiyorum ama %7'lik bir artış
söz konusu olacak diye bir beklenti vardı. Çünkü geçtiğimiz yılın Aralık ayı, yani 2018'in Aralık ayı çok kötü geçmişti. Şimdiki bu gelen rakam 2019'un Aralık ayına ilişkin %7'lik dediğim gibi bir artış olabileceği söz konusuydu. Sanayi sektörü son dönemde iyi giden bir sektör. Özellikle hizmetler sektöründe istihdam azalırken, istihdam azalırken sanayi sektörü nispeten iyi giden bir sektör. Onun da rakamlarına eğer TÜİK'in internet sitesi açılırsa gün içerisinde bakacağız diyelim. Evet, çok teşekkürler Mehmet Filioğlu. Ayrıca bir farkı da burada ortaya çıkarttın. Şimdi internette Cem Seymen'in, ki o da işte CNN'in şeyi değil mi? Ekonomi editörü, senin burada yaptığını yapıyor. İflas etti diye vermiş. Halbuki faaliyetleri durdurma diye anlattın. Evet. Doğrusu da buydu herhalde. Teşekkür ederiz ayrıca. Bu kadar balıklama atlaması da doğru değil herhalde, değil mi? Yani faaliyetleri durdurdu mu yeniden başlayabilir ama iflas etti mi başka bir şey olacak. Çok teşekkürler. Dönüyoruz İstanbul için. Rojda, Altıntaş. Evet, sen neler aktaracaksın bugün? İstanbul'da neler var? Ankara'da Ankara davası var. Katliam var. Evet. Bugün İstanbul DİSK'in kuruluş yıl dönümünün etkinliğiyle güne başlayacak. DİSK kuruluş yıl dönümünü uluslararası işçilerle beraber Haliç Kongre Merkezi'nde kutlayacak ve orada bir konuşma gerçekleşecek. Bizler de takip ediyor olacağız. Bir diğer gündemimiz Hasankeyf'le alakalı. Hasankeyf'in tarihi köprünün, antik kentin yok olmasına karşı 20 Şubat'tan itibaren sular altında kalma çağrısı yapılıyor. Ve bunun için Makine Mühendisleri Odası TMOB'da bir basın açıklaması düzenleyecek saat 12'de. Bizler de bu açıklamayı yakından takip ediyor olacağız. Geçelim başka bir gündemimize. Bir istismar gündemi var. Cizre'de, Cizre Merkez Anadolu Lisesi'nde 30'u aşkın öğrenciyi istismar eden bir öğretmen güvenlik gerekçesiyle İstanbul'daki bir okula atanıyor. KESK İstanbul Şubeler Platformu da bu duruma karşı bir basın açıklaması gerçekleşecek. Eğitimsel 3 nolu şubede bu öğretmenin atanmasına karşı. Diğer gündemimiz sağlıkla alakalı. İstanbul Tabip Odası'nın bir açıklaması olacak bugün. Sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısı için bu tasarının kabul edilmesi için 15 Mart'ta bir miting düzenleyecekler ve bu miting öncesinde de bir basın açıklaması düzenleyecekler. Bugün saat 17.30'da bizler de İstanbul Tabip Odası'nın bu açıklamasını yakından takip ediyor olacağız. Bir diğer gündemimiz Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret edecek. Şu saatlerde ziyaretini gerçekleştiriyordur ve saha incelemeleri yapıp sonuçları bizlere aktarmış olacak, basınla paylaşacak. Bir diğer gündemimiz yargı gündemi. Bugün birçok gazeteci yargılanıyor. Dayvel gazetesi muhabiri Deniz Yücel yargılanıyor bugün. Örgüt propagandası yapması iddiasıyla ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamalarıyla yargılanıyor. Davanın 5. duruşması da İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bir diğer gazeteci, Etkin Haber Ajansı muhabiri ve sosyal hizmet uzmanı Türk-Alman vatandaşı Adil Demirci'nin yargı süreci var. Demirci ile beraber 22 sanık örgüt üyeliği ve örgüt propagandası suçlamalarıyla yargılanacaklar. Ve davanın 5. celsesi İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bir diğer muhabir arkadaşımız, yargılanacak olan arkadaşımız Etkin Haber Ajansı muhabiri Ali Sönmez Kayar örgütü üye olmak suçlamasıyla yargılanıyor. Bugün 6. duruşması olacak Sönmez'in ve İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşması. Başka bir gazeteci davasına geçelim. Gazeteci Emre Orman yargılanıyor. Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle yargılanıyor. Zincirleme örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanacak. Bugün ilk duruşması görülecek 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Orman daha önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle 24 Ekim 2019 yılında tutuklanmıştı ve 31 Ekim 2019 yılında da serbest bırakılmıştı. Bugün de ilk duruşması görülecek. Son olarak Evrensel muhabiri Ali İhsan Terzi'nin de 3 Facebook paylaşımı gerekçesiyle örgüt propagandası yaptığı iddia ediliyor. Bu davanın ilk duruşması da İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bugün gazeteci davaları oldukça yoğun. Bizler de muhabir arkadaşımız Gül Gündüz de
bu gazetecilerin davalarını takip ediyor olacak, bizlere aktaracak. İstanbul gündemi bu şekilde. Evet, peki çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Çağlayan Adliyesi Avrupa'nın en büyük adalet sarayı, aynı zamanda en büyük adaletsizlik merkezi olarak da tarihe geçiyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin genel kurulunda ancak toplanacak kadar gazeteci orada bulunuyor. Her gün yargılanan birçok arkadaşımız var. Hele hele 28. Asliye Ceza galiba, yanlış da olabilir bilmiyorum. O sadece Cumhurbaşkanı ve onun etrafında halkalanan ailesi başta olmak üzere yapılan hakaretlere bakıyor. O kadar çok yani. Zaten Cumhurbaşkanı hakaret davası sayısı da 17.125'e çıkmış durumda. Son veri öyleydi, onu bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı kendisi güzelce hakaret ediyor. Hayır, biz o değiliz dediği zaman ona hakaret oluyor. Sanatçılar da Erdoğan'a cevap veriyorlar. Şimdi onu izleyelim. Şiirleri, kitapları, müzikleri yasaklayan bir ülkeden şairleri, edebiyatçıları arasında ayrım yapmayan, sanatçılarını ötekileştirmeyen yepyeni bir Türkiye'ye kavuştuk. Ah, keşke öyle olsaydı. Son 17-18 yıllık zaman dilimi içerisinde hiç de Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi olmadı hayat. Sinema ve tiyatro dünyasının emektar isimlerinden Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine böyle cevap verdi. Başta tiyatrocuları, sonra sinemacılar, sonra edebiyatçılar, bütün yazarlar, sonra bütün müzisyenler, sonra bütün sinemacılar bizzat kendisi tarafından ötekileştirildi. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazık? Bunlar sanatçı müsveddesi. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi gerçekleştiriyor. Hayatı bu anlamda ikiye bölmüş durumda. Ya ondansınız ya değilsiniz. Ya onun gibi düşünürsünüz ya da hiçbir şeysiniz. Orhan Aydın son 17 yılda kapatılan kültür ve sanat merkezlerini de hatırlattı. Emek sineması sürecinde birlikteydik. İnsanlıkla karşı çıktık ve ne olduğunu sonunda gördük işte. Ve emek sineması tüm görkemiyle, hafızasıyla bulunduğu yerde sokağa açılan kapısıyla korunmalıdır. Yapılan tüm eylemlere rağmen emek sineması yıkıldı. Yerini ise bu gördüğünüz mağazalar aldı. Arkamda görmüş olduğunuz inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeydi. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın, patlayın. Bak yıktık. AKM'yi mahkeme kararlarına rağmen yıktırmıştır Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya da Erdoğan'ın olup bitenlerin tersini söylediğini ifade etti. Son 17 yıl içerisinde kültür sanat hayatının zenginleştiğini, daha özgün, daha özgür bir hale büründüğünü önermek bana göre apaçık bir tariz. Yani olup bitenin tam tersini söylemek. Türkiye'nin oyuncu olarak tanıdığı Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay da Erdoğan'a cevap verdi. Erdoğan'a biat etmeyen hiçbir sanat emekçisinin Türkiye'de yaşayamadığını söyledi. Evet sevgili izleyiciler, bugün Ankara ve Diyarbakır'daki arkadaşlarımız sahalarda olduğu için bize bağlanamayacaklar ama iki değerli konuğumuz var. Çok da iyi oldu, bunu değerlendireceğiz. Birincisi Nejat Firuz, SJT Uluslararası Bölüm Sorumlusu. Aynı zamanda Kemal Türkler'in genel başkanı olduğu dönemde Disk Dairesi'nin eğitim müdürüydü. Hoş geldiniz Nejat Firuz. Ve Nail Yalçın, Fransa İşçi Sendikaları Konfederasyonu SJT'nin yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ikiniz de çok değerlisiniz. Çünkü Fransa'dan geliyorsunuz bir. Siz bugün DİSK'in kuruluş yıl dönümü eski yöneticilerinden, militan kadrolarından birisiniz. Siz de Fransa işçiler, işçi sınıfı en hareketli günlerini yaşıyor bugünlerde. Evet. İsterseniz izleyicilerimiz çok merak ediyorlardır. Bu konuyu biz hep haberleştiriyoruz. Şu anda Fransa'da bir eylem var mı? Ve hedefi ne? O genel grev ne aşamada? Emeklilik yasa tasarısı nasıl gidiyor? Dilerseniz baştan başlayalım. Evet.
Bildiğiniz gibi bu geçen yıl sonunda emeklilik yasası değiştirme tasarımı gündeme geldi. Bilindiği gibi bu Fransa sosyal sigortalar, emeklilik hakları yüksek olan bir ülkedir. Şu anki uygulanan sistemde kuşaklar arası dayanışma sistemi üzerinde yapılmış bir sistemdir. İktidar, hükümetin bütçe açıkları gerekçe göstererek eşitlik, evrensel bir yasa çıkartacağız diyerek kamuoyunu kazanacağını sandı. Aslında reformun tasarısının gerçek sebepleri daha derin ve ideolojik çatışma olduğunu gösteriyor. Fransa'da uygulanmakta olan sosyal güvenlik sistemi kuruluşu 2. Dünya Savaşı sonrasından Conseil National de la Résistance dediğimiz Ulusal Direniş Konseyi projesi olan sistemdir ve o dönemden bu yanına uygulanmaktadır. Tabii ki İkinci Dünya Savaşı çıkışından sonra Ulusal Direniş Konseyi'nde kapitalist savunanlar yoktu. Gayet reformcu, sistemi emekçi, işte vatandaşa yönelik bir proje oluşturmuşlar. Dolayısıyla işte işverenlerin bir kuyruk acısı var diyelim, o zamandan kalma. Şöyle 80'li yıllarda işverenler konseyinin sendikası dedi ki yavaş yavaş Ulusal Direniş Konseyi'ne verdiğimiz hakları yavaş yavaş alacağız dediler o zamandan bu yana. İşte bu son 20-30 yıldır hemen hemen yavaş yavaş haklarımızı, sendikal faaliyet haklarımızı, emeklilik yasası oradan geliyordur. İşte dolayısıyla kazanılmış hakları, işte gelişmiş emeklilik rejimlerini ortadan kaldırmak, bireysel ve tek bir puanlı sisteme emekli maaşları düzeyini aşağıya çekip çekmek istiyorlar. İşte böylece özel emeklilik kasalarını büyük şirketler BlackRock, AXA, Amundi gibi Ruslar arası fonlara daha çok alan açmayı hesaplıyorlar. Bir başka deyişle de esas amaçları emekli haklarını uluslararası mali sermayeye devretmektir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor biliyorsunuz. Yasa tasarısı karşı birçok sendikal örgüt, halk örgütleri, sol muhalefetler, avukatlar, doktorlar, sanatçılar, hatta polisler bile. Polisler bile, itfaiyeciler bile. Ya daha doğrusu bütün iş dünyası gibi değişik kesimler bir araya geldiler. Başta işte SJT olarak üzere birlikte greve soyunduk. İki ayı aşan 50 gün süren hatta grevler olmuştur. Hareketi geniş kamuoyunu desteğini de aldı. Bu destek hala sürüyor. Biraz sıcak oldu burası da. Evet. İşte ilk eylemler 5 Aralık'ta başladı. Ulusal çaptaki ilk gösterilere 1 milyon 600 kişiye yakın katılım oldu. Grevler ve eylemler halkın kamuoyunu desteğini sürdü. Hükümetin tasarısı değişikliğe biraz uğradı ama sendikalar arası eylem birliği platformu talep ettiği gibi şimdilik geri çekmedi. Duymuşsunuzdur, bazı sendikaların, daha doğrusu sarı sendikaların devlet ile el ele kamuoyunun %60'ı karşı olmasına rağmen zorla geçirmeye çalışıyorlar yasayı. Peki biraz orada duralım. Şimdi Fransa'daki sendikal yapı ne durumda? Bir defa herkes serbestçe sendikaya üye oluyor ama en güçlü işçi konfederasyonu, hatta Avrupa'nın da en güçlü militan şeyi SJT'ydi. Komünist Parti ile çok yakın ilişkiler, evet, içerisindeydi. Doğru. Şimdi ne durumda? Bütün Avrupa'da hep şey dönüyor, Türkiye'deki gibi sendikalarda üye kaybediyorlar. İşte Fransa'nın diğer ülkeler gibi de daha çok Fransa'da sendika üyelik mecburi değildir. Türkiye'de misal mecburi. Bir iş yerinde örgütleşiyorsanız bütün işçiler, hemen hemen bütün işçileri yetkiyi aldıysanız da muhtemelen üye oluyorlar o sendikaya. Ama Fransa'da öyle değil. Bizde öyle değil. Ya, yanlış biliyorsunuz öyle. Yanlış değil mı biliyorum? Evet evet. Türkiye hatta olmasın diye işveren teşvik ediyor ve sendikada yetkiyi alamıyor örgütlenmek için. İşte, ama %51 üye yapması gerekiyor. Yaparsa
Onu işverene rağmen yapar. Öbür 49'da üye olmak zorunda değil. Değil de ama faydalanmak için toplu sözleşmelerden. İşveren veriyor onu hiç üye olmadan orasını, veriyor. Siz Fransa'yı anlatın. Biz Türkiye'yi derdiniz. Ya şeye gelmek için de aslında Türkiye, Fransa'da işte mecburi değil. O yüzden üyelik sayısı oranı %7, %8'lerde. İşte toplu sözleşmelerde de bütün sendikalar bir olup işte sizin MES dediğiniz bizim de işverenler sendikasıyla sözleşmeler imzalıyoruz. O da bütün işçilere şey diliyor. Evet. Peki biraz duralım sizi nefeslendirelim ve Nejat Firuz abimize dönelim diyorum. Çünkü o DİSK'in yükseliş yıllarında DİSK'in genç kadrolarından biriydi ve genç yaşta da DİSK Eğitim Dairesi Müdürü'ydü. Kaç yaşındaydınız o zaman? Eğitim Dairesi Müdürü olduğunuz zaman? 24 yaşındaydım. ben aslında sendikacılığa Fransa'da başladım. Yani öğrenciyken mi? Evet. 12 Mart darbesi gelmeden gitmiştim. O sırada da Türkiye'li işçileri orada örgüt, yani öğrenciyken Türkiye'li işçileri SCT'de örgütleme işine girişmiştikti. Ve sendikacılığı aslında SCT'de öğrendim önce, evet. Türkiye'de değil. Ve ardından 1975'lere gelince Türkiye'ye dönme durumum oldu. Aslında bu dönme durumu biraz da şöyle oldu. SCT'nin DİSK'le ilişkisi çok eski. Daha doğrusu biraz bizim aracılığımızla kurulmuş oldu. Evet. DİSK'in kuruluşu 1967. Tam da bugün. 13. Tam da bugün. Evet. DİSK'in SCT ile ilişkileri 1970. Dolayısıyla böyle bir şey oldu ve biz rahmetli ben İbrahim Güzelce'nin SCT kongresine gelmesiyle SCT kongresinde bir hafta birlikte geçirdik, tanıştık. Onun üzerine DİSK'in de 5. genel kurulu olmuştu. Yani sıçrama, genişleme yılları başladı. Yoksa geniş, iyi bir sağlam bir yapısı yoktu henüz. O beni çağırdı eğitim dairesine. O da geldi. Kurucu ve genel sekreteri değil mi? Aslında İbrahim Güzelce DİSK'in kurucu, basın işin genel başkanıydı. İlk kurulduğunda 1967. Sonra gitmişti. O da Berlin'de çalışmıştı. İşçi olarak çalışmıştı ve Berlin'de yine basın iş kolunda sendikacıydı. 5. genel kurulda, yani 1975 genel kurulunda Kemal Şülker yıllarca şey yaptıktan sonra yerime başkasını artık bulalım deyince Kemal Bey, Kemal Türkler Bey, başkan, daha doğrusu bey demeyiz biz, İbrahim Güzelce'yi çağırdı ve o öyle bir gelişme durumu oldu. Evet. Kaç yıl çalıştınız DİSK'te? DİSK'te 1975'te girdim. Ben eğitim dairesi o zaman yoktu. Eğitim dairesini kurduk. Eğitim dairesini kurduk. İki yıl içinde 3000 işçi falan eğitim seminerlerinden geçti. İlk seminerler. Ben 12 Mart darbesi ve 12 Eylül darbesi. Yani 12 Eylül darbesine kadar Türkiye'de sendikacılık içinde. Yani DİSK'teydim, sonra maden işteydim. Evet. Darbe ile her şey durdu. Yani sonra yeniden Fransa'ya mı gittiniz? Ne zaman? Kaçtınız mı yoksa? Kaçtım, evet kaçtım. Biliyorsunuz 12 Eylül'de bütün bir kere 200 bin kişi grevdeydi. DİSK camisinin evet. yakınında. Ve de darbe gelmeseydi tekstil üyelerinin de falan katılmasıyla grevci sayısı 600 bine ulaşacaktı ve o kriz döneminde bu önemli bir durumdu. Biraz da bunu engellemek için geldi denebilir. Tam onun evet. için olmasa bile 12 Eylül. 12 Eylül bütün şeyleri durdurdu. Sendikal çalışmalara askıya aldı ve DİSK, özellikle de DİSK üyelerini ve yöneticilerini de teslim aldı. İdamla yargılıyorlardı. İdamla, evet. 50 idam istiyorlar. 52 kişi Süleyman Takgeci denen bir savcı vardı. Yani
Fransa'dan sendikacılar gelip de Junta'yla bu konuyu konuşmasalardı idam da edeceklerdi belki de. İşte ben gittikten sonra o hukukçuları, şeycileri de biz gönderiyorduk. Yani evet. SCT kanalıyla, uluslararası sendikalar kanalıyla önemli bir dayanışma oldu. Evet. DİSK'le o dönemde, 12 Eylül döneminde dünya çapında büyük bir dayanışma oldu ve DİSK yeniden açıldı. Fakat tabii sendikacılığın durumu da değişti. Evet. Bir kere DİSK'i talan ettiler. Yani 12 Eylül döneminde DİSK'in mal varlığı, DİSK'e üye sendikaların varlığı, mal varlığı kayyumlar tarafından, demek ki dönemler de birbirine benziyor işte, kayyumlar atandı sendikalara ve kayyumlar DİSK'in parasını, pulunu, her şeyini açıkçası... Binalarını. Binalar. Sadece onun değil, TÖBİ'lerin de öyle. Evet. Evet. Peki, bugün şimdi siz DİSK için davetli olarak geldiniz herhalde, değil mi? Bugün DİSK'in kuruluş yıl dönümü 67... 53. mü oluyor? Evet. Kaç? 53. 53. Evet. 53. yıl dönümü. 3 gün süresince buradasınız herhalde. Daha önce gelmiş miydiniz Türkiye'ye bu aralarda? Ben şimdi çok ilginç. Malum Facebook var ya, biraz evet. Önce bana siz 4 yıl önce buradaydınız diye. Çünkü 4 yıl önce yine DİSK'in genel kurulu vardı. Gelmiştiniz. Buradaydık. Fakat sürekli geliş gidiş oluyor tabii. Evet. Çünkü DİSK'le dayanışma, yani bizim Fransa'daki SCT açısından çok nasıl diyeyim, böyle gündelik, somut şey bir dayanışma. Evet. Yani bir telefonla sürekli bir şeyler oluyor. Evet. Şimdi Sayın Nail Yalçın, siz şimdi bir Türkiye'lisiniz ve Fransa'daki en nitelikli örgütün yönetim kurulu üyesisiniz. Bu süreç nasıl oldu? Siz hangi iş kolundan girdiniz çalışma hayatına ve hangi sendikanın üyesiyken? Bu bir konfederasyon sonuç olarak. Konfederasyona kadar geldi. Önce sendikada herhalde görevler evet. Yaptınız. Şöyle 2000'li yıllarında işte iş hayatına atıldım. Otomotiv sektöründe bir tedarikçinin çalışıyorum. Halen de çalışıyorum halen. Ha, sendikacı olunca bitmiyor iş. Yok, iş bitmiyor. Profesyonel değildir ha. Sendikacılık. Bazı sendikalar istiyorlar profesyonel olmasını ama biz SCT olarak halen iş yerlerimize bağlı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bak burada kıyaslama yapabiliriz Türkiye ile. Türkiye'de sendikacı, hele sizin şimdiki bulunduğunuz pozisyonda geldiği zaman, o zaman şoförü, arabası, konforu yerinde oluyor ve bir daha oradan gitmemek için her şeyi yapıyorlar. Evet, şey. Koltuk sevdası öyle mi diyorsunuz? Evet. Yok, o Fransa'da öyle değil. İşte, yani hem sendikacılık yapıyorsunuz hem işçilik. Evet, hem işçiyim hem sendikacılık yapıyorum. İşte sendikada görev aldım. Ondan sonra federasyonuma geçtim. Metal bölümünde. Halen orada da üyeyim. Ve de konfederasyona geçtik. Konfederasyonda da görev alıyoruz. Kaç üyesi var SCT'nin? SCT'nin şu an 700 bine yakın üyesi var. 1 milyonun altında yani. 1 milyonun altında, bu dediğim zamanın Ulusal Direniş Konseyi zamanında 6 milyon, 4 milyon üyesi vardı. Peki bu sokak eylemleri sendikal yapıyı desteklemedi mi, yoksa hani onlar daha bağımsız, birçoğu kendiliğinden eylemler falan diye geçiliyor. Sarı yelekliler falan. Bu eylemlerde sendikaların, örgütlü yapıların rolü nedir? Ya aslında bu sarı, demin kıyaslama dediniz ya, sarı yeleklilerle sendikaları kıyaslamamak lazım. Sarı yelekliler aslında Macron'un politika sonucu örgütlenen bile değil aslında. Böyle sosyal medya üzerinden haberleşiyorlar. Ve de aslında Macron Fransa'da corps intermédiaire dediğimiz ara gövde, hükümet ile vatandaşların arasındaki olan sendikalar ya da sivil örgütler arasını hiçe sayarak direkt vatandaşlarıyla şey etmek istiyorlardı. O da peki öyleyse biz de konuşalım dedi. Sarı yelekler oluştu. Ondan sonra her cumartesi falan eylem yaptılar. Sendikalardan yardımını istemediler. Hatta geri çevirdiler.
O yüzden bir kopukluk var sendikalarla sarı yeleklerin arasında. Sendikalar örgütlülüğü savunuyor, klasik yapı gereği. Klasik yapı gereği, evet. Değil mi? Yani spontan olsun. Sonuçta hoşnutsuzluk dile getirdiler. O da bizim dile getirdiğimiz şeyler, konular. İşte nasıl desek, ikisini bir tutamıyoruz sarı sendikalarla. İşte ondan sonra şey geldi, işte bu emeklilik tasarımı geldi. O da hemen hemen iki aydır her hafta eylem oluyor. Hatta bugün Fransa'da eylem günüdür. Evet. İşte yine yüz binlerce iş insan, bırakma var. İş bırakma oluyor. Demir yolları, uçaklar falan. Demir yolları, uçaklar, işte demin saydım. Saysam aslında çok, ama bütün iş, iş kollarında eylemler oluyor. Demin de söylediğim gibi Fransa'da %60'ı karşı çıkıyor bu yasaya. Ama ona rağmen işte devlet şey diyor, baskı uygulayıp peki, geçirmeye çalışıyorlar. Peki devlet kimle muhatap oluyor bu şeylerde? Yasal düzenlemede değişmesin, değişmesin dediğinde, yani muhatabı kim Macron'un emeklilik yasasında? Yani muhatabı, parlamentodaki partiler mi, sendikalar mı, sokaktaki insanlar ya mı? Sözde sendikalarla görüşüyorum. Evet. Ama biz her zaman dile getiriyoruz. Biz bu yasayı kabul etmiyoruz ve de olan şu anki yasayı iyileştirmeye konuşalım. O da yok diyor. İşte bu birkaç şeyler öne koyarak karşı çıkıyorlar ve de işte diğer sarı sendika dediğimiz onlarla. Onların üye durumu nasıl? Onların üye durumu da hemen hemen ikinci konfederasyon var, SEVDET dediğimiz. Onlar da hemen hemen bizden biraz daha aşağı ama onlar da yüksek üyeli bir konfederasyon. Yani 750 bin değil ama 500 binden de az değil. Evet, öyle. Peki. Nejat Firuz'a soralım. Siz hem Türkiye'lisiniz hem Parislisiniz. Bu eylemler sınıf hareketini nereye götürecek sizce? Çünkü klasik mücadele tarihine bakarsak farklı bir yer. Yani örgütlenmenin olmadığı, yani işte başkanı, sekreteri, yönetim kurulu falan olmayan hareketler. Bizde de Gezi'de böyle bir şey ortaya çıkmıştı. Nereye götürecek sizce bu eylemler? Sanıyorum bu son eylem, yani sarı yeleklilerin hareketi var. Bunun dışında şu son dönemdeki örgütlü eylemlerle birlikte değişik kesimlerin, avukatların eylemleri var. İtfaiyecilerin çok geniş bir yelpazede eylemler. Örgütlü, örgütsüz. Örgütlü eylemlerde çok geniş, Fransa'da 8 sendikal örgüt var. 8 sendikal örgüt bir araya geldiği zaman bütün işçi sınıfı harekette demek anlamına geliyor. Yani şu anda 5'i bir arada hareket edebiliyor. Dolayısıyla son yılların en önemli grev hareketi, en önemli toplumsal hareketlerinden biri yaşandı. Diğer toplum kesimlerinin desteğini de alması gösteriyor ki, şöyle diyelim, bir çoktandır yoktu çünkü daha önce de grevler oldu. İş yasasıyla ilgili grevler oldu, büyük grevler oldu, büyük yürüyüşler oldu. Demir yollarının özelleştirilmesiyle ilgili oldu. Fakat bugün öyle bir yere gelinmiş durumda ki, dediğiniz gibi bir aşama var gibi. Bir aşama, yani bir güven, kitlenin kendine bir güveni oluştu. Bir umut ve bir değiştirebiliriz, değişiklik yapabiliriz diye bir durum oluştu. Bu önemli, bu önemli. Bu sadece tabii Fransa'da değil, Avrupa'da da yavaş yavaş var. Almanya'da IG Metall çok büyük grevler yaptı. Bu emeklilik yasa tasarısı hemen hemen aynı şey Belçika'da geldi. Belçika geri çevirtti resmen Belçika'daki sendikal. Sendikal örgütlenme ve koşullar her ülkede değişik tabii. Fransa'da belki örgütlülük az fakat iş yerleri seçimleri, iş yerleri komitesi dediğimiz zaman SJT'nin aldığı üye oy sayısı 2 milyonu falan aşar. Yani değişik yapılanmalar var. Yani son dönemin, bir de son dönemi Fransızları yüreklendiren başka şeyler de var tabii. Dünya biraz oynuyor her ülkede. Ne bileyim, burada şimdi 43 sendikal örgüt var DİSK kongresine gelen. Dün hemen karşılaşmaya başladı çünkü biz tanışırız. Ben uluslararası bölümde olduğum için tanışıyoruz. Lübnanlılar,
O hemen anlatıyor ne oluyor falan gibi. Bugün zaten konuşulacak herhalde değil mi? Bugün tabii bugün öğleden sonra bir uluslararası bölüm var zaten. Yani kongre açılmış. Kongre yarın sabah. Genel kurul, DİSK Genel Kurulu yarın başlayacak. Fakat bugün öğleden sonra bütün özellikle yabancı konukların katılmasıyla birlikte bir değiş tokuş, deney değiş tokuşu, fikir değiş tokuşu olacak. Uluslararası konferans ya da forum diyorlar. Forum evet. Olacak. Peki siz Yalçın emeklilik yasa tasarısında böyle çok soyutlayarak birkaç maddede özetler misiniz? Hükümet nereye getirdi? İşçiler ne talep ediyorlar? Tam olarak işçiden daha fazla çalışmalarını talep ediyorlar. Çalışma yılını evet, uzattılar mı? Çalışma yılını uzatmaya çalışıyorlar. Ne kadar? Şu an 42'de, yarın 43, gün geçtikçe, yıllar geçtikçe onu yükseltmeyi planlıyorlar. Mesela Avrupa'nın diğer ülkelerinde de mesela Almanya'da falan da emeklilik yaşı 60'ların üzerinde. Fransa'da bugün 62. Evet. 60 yaşında da gidebiliyorsunuz. Şöyle, eğer 20 yaşından önce işe başlamışsanız 42 yıl çalışmanızı da gösterirseniz biliyorsunuz. Emekliye ayrılabiliyorsunuz. Artı asıl şey de bu emeklilik maaşını hesaplamak için işçi kısmının son değil de en iyi 25 yılın üzerine hesaplama yapıyorlar. Yapılıyordu. Evet. Hatta bu 90'lı yıllarda bu 10 yıl üzerinden yapılıyordu. İşte yavaş yavaş yükselttiler. Bunu 42 ya bütün çalışma süresine dayanmaya noktalamaya çalışıyorlar. Ortalamasını mı alıyorlar? Ya tam hesabını bilmiyorum teknik olarak da işte en iyi maaşlarının brüt olarak %75'ini veriyorlar. %70-75 arasında. İşte bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Memurlar ise son 6 ayın maaşını tekrar emekli olarak alıyorlar. Bunu da işte 42 seneye getirince otomatikmen maaşlar, emeklilik maaşları aşağı çekiliyor. Peki şöyle somut soralım, yani böyle şey değil. Bir emekli işte 42 yılı çalıştı, emekli oldu. Ne kadar maaş alıyor şu anda? O da aldığı maaşına göre ya. Şimdi belli bir... Yani 500 euro mu alıyor, 5000 euro mu alıyor? Yok, şöyle diyelim, eğer bütün 25 yıl boyunca 1500 euro maaş aldıysa o emekli halen 1500 euro maaş aynı maaştan hemen yakın. Ortalama emekli maaşları için bir şey söyleyebilir misiniz? Mesela biz söyleyebiliriz, Türkiye'de ortalama emekli maaşları 2000 liranın altındadır. Sizde ne kadar? 2000 lira onun altındadır. Yani örneğin bir hedef olarak, yani bir propaganda hedefi olarak hükümetin şey yaptı. Herkes en azından 1000 euroya çıkacak diyor. Yani hedef. 1000 euro. Sadece 1000 euro. Şeye yetmiyor. Nasıl diyeyim? Yoksulluk sınırının altında. Yani şöyle diyelim, Fransa'nın sistemi Avrupa'da en iyi sistemlerden, hatta dünyada en iyi sistemlerden biri olmasına rağmen yine de büyük bir kesim çok az maaş alıyor. Evet. Mesela Paris'in dış mahallelerinde bir ev kirası ne kadardır? İki oda bir sofa ya da bir artı bir. İnsan, şöyle diyelim, insanların aldıkları gelirlerinin %30'u maaşa gider. Paşaya gider, kiraya gider. Ne kadar yani deriniz? %30'u. Ha. En az %30'u gider. Paris'in içinde almak isterseniz maaşınız yetmez zaten. Evet. Onun için söyledim Paris'in. Kesinlikle yetmez. Yani evet. Bizim binanımlarımız, Konfederasyon binasının etrafındaki bölgede 2+1 işte 1200-1300 eurodan aşağı kira bedeli. Emeklilerin orada oturması mümkün. Emekliler orada. İşçiler de oturamaz yani. İşçiler de oturmuyor. Hep Paris dışına çıkıyorlar. Günlükte 1,5-2 saat yol çekip işe geliyorlar işte. Bu bir noktayı şey yapmak istiyorum. Şimdi emekliliğe ayrılma yaşını yukarıya çıkarmak istiyorlar. Evet. Yani çalışma süresini uzatmak istiyorlar. İşin ilginç yanı işsizlik yok. İşsizlik var, iş yok.
Yani nasıl çalışıyor? Yani öyle bir çelişki ki sistemin lazım. Kendi içinde bir çelişki. Evet. Türkiye'de de bu emeklilik, erken emeklilik, işte ben de 40'lı yaşlarımda emekli oldum. Bu sigortanın ilk yıllarında istihdam yaratılması için 20-25 yıl çalışanları emekli ediyorlardı hemen. Çünkü yeni iş gücü geliyor. Türkiye ekonomisi de bunu kaldırıyordu. Peki son 5 dakikaya girdik. Nejat Firuz'la devam edelim. Siz Türkiye'de en çok neyi özlüyorsunuz? Ya da özlüyor musunuz? 12 yıl gidip gelmedim Türkiye'ye. Yani 12 yıl sonra 93'e kadar. Hmm. 93'te geldim. 81'de çıktım. 93'te geldim. Taksim Meydanı'na çıktığım zaman korktum. Yani 93'ten söz ediyorum, şimdiden değil. Bıraktığım zaman 2 tane telefon kulübesi vardı. Geldiğim zaman 20 tane telefon kulübesi vardı. Bu İstanbul'un bir vesayesi. Neyi özlüyorum? Bir kere çok değişik ülkeler, yani çok değişik ülkelerde yaşadım. Çok değişik ülkelere de gidip geliyorum. İşim o oldu biraz, uluslararası. Tabii insan kendi ülkesinden kopamıyor. Ama Fransa'da da politikanın, yani normal politikanın içindeyim yıllardır. Hem bir ilk dönem, bu da ikinci dönem. Evet. Yani ama bir mesafe var hep. Türkiye ile de bir mesafe var. Fransa ile de bir mesafe var. Yani ben kendimi kişi olarak aldığım zaman, ben kendimi bir dünya vatandaşı olarak hissediyorum. Yani evet. Ve de bugün diyorum ki zaten şu anda sınırların ortadan kalkması için bütün objektif durum varken sınırların kapatılmasına çalışılıyor. Türkiye'yi ben tabii Türkiye'de, ben İstanbulluyum. İstanbul'da ya doğdum, yaşadım. İstanbul'un her tarafını özlüyor insan. Evet. Bu haline rağmen. Peki siz daha gençsiniz. Kaç doğumlusunuz? 79'luyum. Gene 12 Eylül öncesi bir dünyaya gelmişliğiniz evet. Var yani. Kaç yıldır Fransalısınız? Babam bizleri 81 yılında götürdü Fransa'ya. Doğma büyüme evet. Fransa'da sayılırım evet. Evet. İşte yani bütün okulları falan orada okudunuz. Evet. Fransız. Küçük yaşta evet. Anaokulundan liseye, üniversiteye kadar. Fransızcanız eminim Türkçenizden daha iyi. Aynen, gördüğü gibi biraz zorlanıyoruz konuşmaya. Gayet iyi canım. Bir hafta kalsınız hiçbir şey olmaz yani. Hemen halledilebilecek bir şey. Unutmamışsınız. Peki size demeyeceğim ama sizin ait olduğunuz yer sanki orası gibi, böyle daha fazla babalarınızdan falan böyle İstanbul'da mı yaşıyordu daha önce, yoksa başka bir şehirde miydi? Babam 70'li yıllara kadar İstanbul'da Alibey köyünde apikolu mu sucuklar vardı evet. Zamanında orada çalışıyordu. İşte 72 yılında Fransa'ya gitti. İşte orada bir düzen çalıştı. Ondan sonra ailesini Fransa'ya çağırdı. Ve o günden bu yana hep Fransa'dayız. İşte yazları, tatillerde Türkiye'ye geliyoruz. Memleketim neresi? Yozgat. Yozgat. Evet. İşte bağı koparmamak için sürekli gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı da alıp getirmeye çalışıyorum. İşte çocuklar pek gelmek istemiyorlar buralara, değil mi? Yani onlar çünkü o toprağın çocukları. Yeah. Benim kızım İstanbul'da yaşıyor. Benim eşim Fransız. Ha. Dolayısıyla kızımız yarı Fransız yarı Türk. Ama burada yaşıyor. 6 yıldır burada yerleşti, yaşıyor. Türkçesi yani ana dili Fransızca, baba dili Türkçe. Evet. Evet, bu benim sizin özelinizde cevap oldu. Sizin çocuklar nasıl? Çünkü ben bu Süryanilerle falan da çalıştım. Oraya çok güzel evler yaptılar Nusaybin'le Midyat arasına. Ama gençlerle hani yazın gelelim ama diyorlar, biz devamlı ne yapacağız bu Allah'ından? Stockholm'u bırak buraya gel, ya da Berlin'i bırak buraya gel. Paris mesela, dünyada Paris için şöyle bir şey vardır. İşte buranın Paris'i, en güzeli demek yerine Paris derler. Siz de orada yaşıyorsunuz ama hakikaten o kadar güzel mi Paris? Yani yaşadığınız Paris'ten söz ediyorum tabii ki. Güzel, güzel, güzel. Ama dediğim gibi önemli bir baskı var. Yani bir
sistem, oturmuş sistem ve köhnemiş bir yapı. Bir türlü şey yapmıyor. Ben kızım buraya geldiği için ona dedi, onu soranlara şöyle diyorum. Kaos içinde özgürlük İstanbul. Kaos içinde özgürlük. Yani bir yerden bir yere geçişkenlik kolay. Fransa'da bu kolay değil. Evet. Fransa'da bu kolay. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Hem taze bilgiler aldık, hem nostalji yaptık. Bugün DİSK'in kuruluş yıl dönümü, bir kez daha kutlayalım. Çünkü işçi sınıfının en çok iz bırakan mücadele örgütüdür DİSK. Bunu da teslim edelim. Türk iş hükümetlerle çok iyiyken DİSK işçilerle her zaman arasını sıcak tuttu ve o yüzden de gelişti, varlığını korudu. Bu yüzden darbelere maruz kaldı. Ve 70'li yıllardan bir anekdot daha ekleyelim burada. Bir fabrikaya girildiği zaman o yıllarda işte kaç lira alıyorsun, ne üretiyorsundan çok fabrikada DİSK mi var, Türk iş mi var? DİSK varsa korkma. Nasıl olsa bir sözleşme sonra senin maaşın belli bir yere gelecektir. Ve yaşanılabilir bir ücret olacaktır diyoruz. Çünkü DİSK'e bağlı işçiler 12 Eylül'den önce 6 maaş ikramiyelere kadar çıkmışlardı diyelim. Evet sevgili izleyiciler, DİSK'liler ve SCT'lilerle birlikte bugünkü programında sonuna geldik. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.